Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre Kamalak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bambaşka bir şey yapıyoruz. Yaptığımız her şeyi siliyoruz ve sıfırdan dünyanın en iyi kadrosunu oluşturuyoruz ve dünyanın en iyi oyuncularını da alamıyoruz. Nasıl bir video olacak arkadaşlar? Biliyorsunuz ben kadromu oluşturdum ve en iyi oyuncularımı hızlı kontra atak taktiğine uygun hocayla, dizilişle ve taktikle bastım, o oyuncu öyle kaldı. Dedim ki ben de sıfırdan top çevirme oyununa sahip bir kadro kurmalıyım. Sıfırdan abi. Hocamızı yeni alacağız, oyuncuları yeni basacağız, haberiniz olsun. Bugün dünyanın en iyi takımını, dünyanın en iyi oyuncuları olmadan kuruyoruz. Oyun planına tıklıyoruz. Her şey tek sıfırdan olacak abi. Ne kadar çok sıfırdan dedim lan ben. Oyun plan listesine geliyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hocam bir sürü bize 6 tane takım var. Bu 6 takımın hepsini silelim. Bunu nasıl siliyoruz lan? Bunu silebiliyoruz mu? Oyun planını sil falan yok mu lan? Şu an şurada kaldım. Ana oyun planını sil yok mu? Saçmalığa bak, nasıl silemiyorum? Lan oğlum basılı tuttuğumda silmesi lazım. Şöyle tıklıyorum, yok silemiyorum. Ben bunu araştırıp geliyorum, oynat bakalım. Yok abi bulamadım, vallahi bulamadım bak. Sabahın 6.30'da sabahtan beri araştırıyorum. Yok anasını. Tamam hiç sıkıntı değil baba. O zaman ne yapıyoruz? Ben birkaç oyuncu seçeceğim çünkü bana antrenör de lazım olduğu için bütün takımları otomatik seçtiğim aynı oyunculardan oluşturacağım. Şimdi bunu alalım. Oyun plan listesine geldik. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Oyun planı 1'e geldik. Burada da bütün takım otomatik seçiyorum. Otomatik seç. Takım oyun tarzına odaklan. Tamam. Geri abi oyun planı değiştir. Tamam mı? Ya hepsinde aynı oyuncular olsun ki arkadaşlar silebileceğimiz oyuncular belli olsun. Otomatik save, tamam bunu da aldık. Geri aldık oyun plan listesi. Üçüncüye geliyoruz baba. Üçüncüde de aynı oyuncuların olması lazım. Bunda iyi oyuncular var, tamam. Buna da otomatik seçti. Zaten otomatik seç dediğimizde gene aynı oyuncular hemen hemen oluyor. Çünkü çok fazla oyuncu silmem lazım. Sıfırdan kadro kuruyoruz. Şimdi ne yapıyoruz kral? Gene bunu alıyoruz bak. Takım oyun tarzına odaklan. Tamam. Bunu da değiştir abi. Oyun planının listesi. Geri buraya geldik baba. Tamam. Burada doğru oyunculara sahibiz. Buradaki doğru oyuncular olduktan sonra geldik buraya. Burada abi oyun plan listesi gene aynı oyuncular var. Bu kadro üzerinden devam edelim. Ama önceliğimiz şey olacak. Ne olacak babacım? Hemen gidiyoruz sözleşmeye. Çünkü bize bir çevirme hocası lazım. Top çevirme hocasının da en iyisini alacağım. Menajer listesi top çevirme deyince, en iyi deyince akla tek bir hoca gelir. Baba Luis A. Roman, yani namı diğer Pep Guardiola, kral takıma hayırlı uğurlu olsun. Evet hocam geldik, şimdi menajeri değiştir diyoruz. Bambaşka bir adımla Roman'la geldik. Takım oyun tarzımızı şimdi değiştireceğiz. Bu oyuncuların hepsi arkadaşlar takım oyun tarzı olarak lan. Ha yok. Tamam. Şey ne bu? Nereden tıkladık lan? Takım oyun tarzı top çevirme. Gel abi. Şimdi bir Ronaldinho 80, bir de Iniesta 80 elle tutulur. Messi, Cruyff, Barcelona'lı oyuncular iş yapıyor. Sırala takım oyun tarzı ustalığına göre dediğim gibi genelde City'li ve Barcelona'lı oyuncuların hepsi 80'lerde kalıyor. Ama diğerleri kalmıyor. Fakat biz şimdi kadro oluşturacağız. Dünyanın en iyi kadrosunu oluşturacağız. Takım oyun tarzına göre sonra ayarlayacağım onu. Genel dereceden şu ikonları alamıyorum çünkü bunların hepsi hızlı kontra atağa basılı. Önemli olan da zaten bunlar olmadan nasıl bir kadro kuracağız. Şöyle gidelim. Arkadaşlar buradaki Iniesta, benim mesela yedek Iniesta, bunu kullanabilirim. Takım oyun tarzına göre bunu yükseltebilirim. Çünkü diğeri de 80. Bir saniye Neymar. Hayatımın anlamı bir saniye. Ne yapıyoruz? Burada hemen Iniesta kardeşim nerede lan? Baba Iniesta kardeşimi aldık. Onun üzerine buradan Casillas'ı da kullanabiliriz. Casillas'ı da, ama ben sevmiyorum Casillas'ı. Ama çekelim yine de. Bunların hepsini fullleyeceğiz. Sıkıntı yok. Bunun üzerine geldiğimizde Romario'yu çok fazla seviyorsunuz arkadaşlar. Biz bunu şöyle yapalım. Hem genel dereceyimiz. Romario'yu çok fazla seviyorsunuz. Romario'yu oynatabiliriz bu kadroya. Bunun üzerine başka kim oynatabiliriz? Şöyle baktığımızda Rummenigge'nin de bizde yedek kartı var. Bunu da yine fullleyebiliriz de. Ben bunu ama şöyle yapacağım. Nerede bu? Diziş değiştir. Bunu 3 forvet yapacağım. Bunu 4-1-2-3 yapacağım hatta. Ha tamam. Böyle daha iyi oldu. Bunun üzerine şöyle baktığımızda Ronaldinho yine var elimizde. Ronaldinho'nun bu sefer elimizde Legend kartı var. Her türlü oynatılır, iş yapılır. Ronaldinho kardeşimi de çekiyoruz. Çekemiyoruz çünkü diğer Ronaldinho var. Aldık baba Ronaldinho'yu da. Şöyle koyduk. Güzel. Geri ondan sonra şöyle aşağı indiğimizde başka elle tutulur kim var? Oynatılabilir. Bize ışık veren bir oyuncu. Şöyle defans orta saha lazım. Bize bir tane defans orta saha. Stoperde Legit Beckham var, oynatılır aslında ama burada Koulibaly, Van Dijk vesaire de oynatılır. O yüzden onları da tutuyorum. Pozisyona göre sıralasak aslında benim için daha mantıklı olur. Santfor hattında alabileceğimiz oyuncular kimler var? Şöyle baktığımızda SF olarak dikkat çekici. Ben şu Mbappe'yi adam ederim. Bir de Haaland alsak güzel iş yapar.
alacağız. Haaland'ı bir tane daha alabiliyoruz ya. Bunu aldık baba buraya. Onun üzerine santrforlardan başka Haaland var da bu basılı. Basılmamış oyuncular lazım bize. Şimdi sol açık sağ açık muhabbeti ya da gizli forvet muhabbeti. Maradona'yı bu sefer katlı oynatmak istemiyorum çünkü kanser oluyoruz biliyoruz. Sol açıkta kim var? Oyun tarzı basılmamış. Kimse yok şu an. Sol açığa aslında bir ikon çekebiliriz. Cruyff'u mu çeksek? Del Piero da olabilir. Gizli forvet olarak Del Piero'yu oynatabiliriz. Nerede bu abi? Gel. Tamam. Gizli forvet olarak oynasın baba Del Piero. Sağ tarafa sağ GF olarak Dybala 74. Olmaz. Üzerine sağda burada takımda kimse oynamıyorsa normal Salah'ı alırım. Gider normal Salah'ı satın alacağım. Normal Salah'ı buraya oynatırız. Tamam. Oğuzhan'ı Ronaldinho'yu oynattık. Başka sol ayaklı bir Oğuzhan Rivaldo çok güzel iş yapabilir. Ya da Havertz de alabiliriz bak buraya. Mount da alabiliriz. O oyuncular da iş yapabilir. Şöyle baktım. Baba De Bruyne ya. Gel. De Bruyne. Gel abi. De Bruyne'i alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Iniesta'nın yerine koyuyoruz. Güzel. Şu an sağ açıkta Salah eksiğimiz var. Onun farkındayım. Defansif orta sahayı çekelim bir tane de. Defansif orta saha olarak Rijkaard kullanılabilir. Ya da bende Vieira'nın diğeri de var mesela. Rijkaard'ın da ikonu var. Vieira da var. Burada bu Vieira'yı da top çevirme oyununa basabiliriz aslında. Tamam. Mantıklı. Çünkü buradaki Vieira bir hızlı kontra atak, o yüzden de olmuyor. Ama şu oyunu sürekli en yukarı atması beni o kadar kanser ediyor ki. Bak yine yanlış oldu, yine aşağı ineceğiz. Şöyle baba, bu Vieira'yı da çekmiş olduk. Şimdi sol beke geldik. Sol beke kim oynatılabilir? Şöyle yine Carlos'umuz var. Benim Allah'tan ikonlarımın, necitlerimin yedeği çok fazla. Ben o yüzden katlo yapısını bozmadan yeni bir katloda aynı oyuncuları kullanabiliyorum. Eğer sizde de yoksa Davis'i kullanabilirsiniz burada. Robertson'u kullanabilirsiniz. Irving de keza iş yapar. Baba Carlos'u aldık koyduk. Bunun üzerine sağ beke. Bize Cafu'nun da yedeği var mı? İkon Cafu'nun yok. Şöyle bakarsak ikon Cafu'nun yok. Legend Cafu var. Aslında buraya Arnold oynatılabilir mesela. Ama biz en iyi katloyu kuracağımız için aslında Arnold daha da yükselebilir. Bu 5 yıldız mı Cafu? 5 yıldızmış. Gel abi. Cafu'yu koyduk. Stoperlere geldik geri. Stoperlere bakalım şimdi. Burada benim kesinlikle ilk tercihim Van Dijk. Koulibaly de varsa alırım, yoksa yeni bakacağım. Şöyle stoperlerden bak burada Campbell da aslında oynatabilir. Ya da Aldair'i de burada katlıya katabiliriz. Farklı oyuncu olarak. Aldair'i de alalım. Tamam mı? Bu Campbell'ın yerine koyalım. Diğer stoperde Koulibaly yapmak istediğim için bir tane ikon stoper yedeklerde güzel olur. Ramos da burada iş yapabilir ama yine dediğim gibi şu an ne durumdayız? Bize şu an ne ihtiyacımız var bizim farklı olarak? Salah alacağız. Üzerine şey alacağız. Neydi onun adı? Unuttum bak. Unuttum. Koulibaly ile Salah ekleyeceğiz şu kadro. Bir de Haaland ekleyeceğiz. Şimdi yedeklere de oyuncu koyalım. Yine Maradona başımızın belası. Burada oynatılabilir. Maradona'yı aldık. Messi'nin yerine koyduk. Ya da normal Messi'yi de çıkartabiliriz. Hiç sorun değil o konuda. Arşavin burada ne kadar iş yapar şu an? Ben kararsız kaldım. Arşavin alınır mı? Ama ondan ziyade OS'ye çekebilirim. OS'lerde de Rivaldo'yu kullanabilirim. Ama dediğim gibi Mount almak daha mantıklı. Ya da Havertz almak çok daha mantıklı. Bernardo Silva. Buyur abi çiçek gibi oynar. Bernardo Silva gel. Koyduk abi Bernardo Silva'yı da. Onun üzerine santrfor yedeğine zaten Haaland'ı alacağız. Bir yedek olarak Haaland'ı alacağız. Sağ açık yedeğine Maradona'yı aldık mı biz? Aldık. Sol açık yedeği yok şu an. Normal Neymar satın alıp yükseltilebilir. Bak normal Neymar mantıklı. Ya da oraya daha hızlı bir oyuncu Foden da alınabilir. O da mantıklı aslında da. Şu an bence bu yeterli. Kalede bir Neuer baba var mı? Neuer'de var. Şimdi kadromuzun temelini attık. Eksiklerimiz neler? Muhammed Salah, Havertz, Koulibaly, Haaland. 4 tane oyuncu satın alacağız abi şimdi. Bak kadro şu an 81 görünüyor. Kadro şu an kötü görünüyor. Hiç sıkıntı yok bu konuda. Standart oyuncu listesine geldik. Geçen dediniz ki Quaresma'yı nereden aldın dediniz. Quaresma'yı arkadaşlar nereden aldım? Portekiz milli takımını seçtim şurada fitrelerden. Vatandaşlıktan Portekiz seçtim. Baba Salah alınabilir. Messi de alınabilir de. Şu an Salah'ı ben teknik olarak çok tatlı buluyorum ya. O yüzden Salah'ı aldım abi. Tabii ki de Messi alınabilir. Tavsiye ederim. Oynatır. Onun üzerine Ronaldo kardeşim alınır mı? Haaland alacağımız için daha seri bir takım oluşturacağız. Neymar'ı alsak Neymar'ı da çekelim ya. Bir normal Neymar'ımız da olsun. Tamam normal Neymar'ımız da var baba. O da güzel. Neymar'ı da aldık. Şimdi ondan sonra ne yapıyoruz? Ne kaldı? Koulibaly, Haaland, Havertz. Gel abi. Koulibaly'e de verelim para. Şimdi Koulibaly'i de satın alalım. Bu takımla oynayacağım. Çok fazla maçlar gelecek abi. Ondan sonra şöyle ilerle diyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bak ilerle diyebilirsem sakat kalmadan. Haaland kardeşim neredesin? Bu Haaland bende var. Ama niye alıyorum? Çünkü bunu top çevirme tarzına odaklayacağım.
Bunu da aldık. Bir Havertz'imiz kaldı. Aslında Bernardo Silva'yı aldık biz orada. Ama sol ayakta tek şeyimiz var. O yüzden sıkıntı olabilir. Havertz alınabilir ya. Bence de ya. Hocam, Bernardo Silva da varmış da. 81 falan olmazsın herhalde koskoca Havertz. Aslında Mahrez de alınabilir ha. Seviyorum abi. Mahrez'i çok seviyorum. Yani oyun tarzı olarak hoşuma gidiyor. Havertz kaç abi? 80'lik mi Havertz? Daha ortalıkta yok lan. Herkes... Abi Vinicius da sola çalınır ha. Ama Neymar aldık. Filtreli abi o zaman. Kulüp takımları, Avrupa, İngiltere Ligi, Chelsea'ye de tıkladık baba. Chelsea be. Havertz 79'luk mu abi? Mart. Ha 80'likmiş. Hayda Havertz gizli forvet. Havertz gizli forvet. Olmadı bu. Bize sol ayaklı. Zaniolo'yu mu alsak? O zaman Bernardo Silva orada idare eder tek başına. Bir sol ayaklı daha bir sol açık alsak aslında Salah'ı da orada oynatabiliriz. Ya da Messi'yi alsak. Messi orada oynar az. Diğer challenge'lar için parayı da düşünmem lazım. Messi 1 milyon kadar. Filtre, Avrupa. Şöyle hiçbirini seçme. Bitti. Baba Major Messi'yi mi alacağız şimdi 1 milyona? Ya biz... OOS almamız daha mantıklı ya. Böyle inelim aşağı. Kim var abi OOS'de? Bizi mutlu edecek OOS kim var? Dybala olabilir aslında. Bruno Fernandes sağ ayaklı. Bize sol ayaklıdan lazım. Çünkü bize Ronaldinho da var. Böyle sağ sol ayaklı bir OOS'miz var mı? Zaniolo dediğim gibi olabilir. Böyle baktığında alamayacağım. Yok. Jorginho da sağ ayaklı. Mount sağ ayaklı değil mi hayatım? Aynen. O zaman ne yapıyoruz abi? Şimdilik bir tane şeyden vazgeçiyoruz. Neydi onun adı? Bir tane OOS'den vazgeçiyoruz. Onu kadromuzda olan oyunculardan koyacağız. Oyun planına girdik. Tekrar giriyoruz. Burada Koulibaly'i aldık. Buraya koyduk. Haaland'ı aldık. Mbappe'yi de oynatacağız. Buraya aldık. Mbappe'yi sağ açık sol açık oynatabiliriz. Muhammed Salah aldım. Buraya koydum. Neymar'ı da aldım. Neymar'ı kimin yerine oynatırım? Aslında burada pek de şeye ihtiyacım olmuyor. Iniesta'ya ihtiyacım olmuyor. O yüzden Iniesta'yı değiştirmem daha mantıklı bence. Böyle daha tatlı bir kadro oldu. İlk yer büyük ihtimalle şöyle başlarım. Şöyle başlamam daha mantıklı olur. Formunda olursa büyük ihtimalle başlayacağım şöyle olur. Yani şöyle daha mantıklı. Sağaçta kaç oynuyor? Sağaçta güç kaybetmiyor. Böyle şu an kadro daha temelini attık. Şu an daha fullemedik. Fullememiz için de bizim oyuncu satmamız lazım. En kötüsü bu. Şu an Legend ikonu da satabilirim. Yeter çünkü oyuncum da az. Bu şekilde yapalım. Sıralı. Takıma göre yok işte ya. Neyi bu açıklığa tıklarsak. Yani çok oyuncumuz ilk 11'de görünüyor mu? Sıralı. Alınma sırası diyelim önce. Baba Haaland seviye antrenmanı. Şu an inşallah antrenörümüz vardır ya. Çok da yokmuş ha. Baksana Haaland'a bile yetmedi. Bu kime yeter biliyor musun? Ama bu Salah'a yeter ya. Salah. Kanka bence Salah alır kanka. Salah'a yetti baba. 6 tanesi Salah'a yetti. Salah'ı bir yükseltelim baba. Gel abi Muhammed Salah. Oyuncu ilerlemesi. Önce takım oyun tarzı ustalığı baba. Top çevirmeye basıyoruz bu sefer. Tam tersi yapıyoruz. Haydi bakalım. Salah'ımızı kurtarmış olduk. Şimdi benim bir sürü oyuncu satmam lazım. İşin garip yanı. Ben bu kadar oyuncuyu nasıl satacağım? Önerilerini yaptığımızda savunmadan alalım. Salah'ın diğerleri zaten full. Hava gücüne verelim. Ne olur ne olmaz. Salah baba. Vatana millete hayırlı. Tamam. Salah'ımız 96'lık oldu. Şimdi bizim oyuncu satmamız lazım. Sırala. Genel dereceye baktığımızda kimleri satabiliriz? Satılacak oyuncu. Messi'nin 93'lüğünü bunu şey yapabiliriz. Oyun tarzını şeye çevirebiliriz bak top çevirmeye. Bak Messi varmış bize. Messi'nin yedeği varmış. O zaman da hem OOS'de de oynar sol ayaklı olarak Iniesta'yı katlı dışı yaparız. Diğer oyuncuyu da katlı dışı yaparız. O zaman şu an abi şu Dybala'yı satıyorum ya. Locatelli, Dybala, Vlahovic'i satalım. Ondan sonra Hakan'ı normal kart var mıydı? İbrahimovic'i sat. Challenge olduğuna mecbur gideceğiz tekrar bunları satın alacağız. Ama şu an benim bunları satmaya ihtiyacım var. Bunları satalım. Ondan sonra başka kimi satalım? Tavernier satamıyoruz. Galatasaraylıları da satamıyoruz diye biliyorum. Ondan sonra başka Lacroix'i sat. Altay'ı satayım mı? Altay'ı challenge'da kullanırım herhalde. Fullemişim bir de Altay'ı hiç satmaya gelmez. Ben Altay'ı illa kullanırım. Ersin'i de yine fullemişim. Neymar, Haaland, Park, Deco. Bir iki Legend'dan vazgeçebilirim. Onun üzerine başka Mane'yi sat abi. Cancelo'yu sat. Aslında ben bunları geri alacağım. Çünkü ben bunlardan yine challenge yapacağım. Ama bu video için harcayacağım. Ramos'u satacağım. Omar'ı yine fullemişiz. Ömer Bayram'ı da fullemişiz. Hakan zaten var. Bu Davis, Pjanic. Pjanic'i satmasam Pjanic'ten challenge yapar mıyım? Kamavinga'yı kesin satarım. Tah'ı satarım. Ondan sonra Kapu'yu satarım. Yani Türkiye'de oynamamışları satmaya çalışıyorum direkt. Çünkü diğerleriyle illa bir challenge yapıyoruz. Bunun Azerbaycanlı oyuncular aslında Azerbaycan challenge yapar mıyım? Bir de o var. Şimdi bunları
satalım abi şimdilik. Kaç tane şey verdi? 10 tane DPO'nun antrenmanı verdi. Bu hiç yetmez ki. Kanka bu bize hiç yetmez. Legend'lara mı dokunmaya başlayacağız? Ah, birkaç tane Legend silersek yandık bu arada. Hayda. Bak bu çok kötü oldu. Ben oyuncağı, biz yani parayla oyuncağı alıp geri onlara satmam lazım şu an. Mantıken böyle duruyor. Şimdi o zaman en azından fullenebilirlere bakalım bir. Dur bakayım, elimizdeki fullemeye çalışalım baba. Kim bu? Patrick Vieira. Bunun baba şey yap, dur. Sözleşme ilemesini verelim şimdi. Bu Vieira top çevirme oyun tarzına uygun olacak. Seviye antrenmanına geldik şimdi. 1-2-3-3-2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 -
Vaa! Oğlum bayağı Icon Legend falan satmam lazım ha. Tamam olsun, sıkıntı yok baba. Biz bu kadroyla çok oynarız. Top çevirmeyi çünkü çok fazla istiyorsunuz. Baba savunmasını yükseltsek bunun yükselmiyor. Hava gücünü yükselmiyor. Tamam, pas sürmesi yükselsin. Tamam tamam, Vieira'yı da aldık koyduk baba. Vieira'mız da hazır, şu an Salah'ı da aldık. En temel oyuncuları yapıyoruz. Geri ondan sonra başka sırala alınma sırası. Nerede bu abi? Mecbur burada Haaland'ı yapacağız. Seviye antrenmanı basacağız. Ama Haaland çok yiyor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Anasının nikahı kadar yiyor şu an. Anasının nikahı kadar. Bir Haaland'ı basmaya bu kadar para verir mi lan? O zaman Romario'cum, özür dilerim hayatım. Seni basamayacağım. Yani bu Haaland'ı doyuramadım. Takım oyun tarzı ustal. Diğerlerine de basmadan şey yaparım. Hiç sıkıntı yok. Basma. Pullemekten ziyade hepsini belli bir seviyeye getirmek de mantıklı aslında. Hepsine en azından takım oyun tarzını verebilirsem. Aa, öyle daha mantıklı. Zaten oynadıkça adamların şeye gücü artıyor. Bak daha mantıklı. Ne, hepsi bitti mi? Pas verim oğlum, savunmasını ne yapalım? Baba Haaland'ı da yükselttik, tamam. Haaland da şu an top çevirmeye yatkın bir oyuncu oldu. Geri diyelim. Ondan sonra sıradaki şansımız kim? Koulibaly. Koulibaly'yi de şey yapacağım. Takım oyun tarzına kadar. Mesela bir tane onluk atsak bu takım oyun tarzını dolduruyor mu? Ananı 18 oldu bir tane onluk atınca lan. Ana. O zaman oluyor. 19 yeterliymiş lan Koulibaly için. Öyle mi? Bir onluk daha yeterli olması lazım. Niye yetmedi anasını satayım? Neyse dur, öbürüne basarız. Baba bunu aldık. Oyuncu ilerlemesine geldik bak şimdi. Hah, fulleyebildiğimizi fulleyelim. Haaland'ı basalım. Zaten oyuncunun kendisi yükselecek. Takım oyun tarzını yükselttiğimizde otomatik olarak da yükseliyor zaten. Şimdi oyuncu sesine geldiğimizde şöyle bir yükselttik. Pas sürmeden hava gücünü daha yüksek yapalım abi Koulibaly'nin. Şimdilik 89 olarak kalsın. Hiç sıkıntı değil. Biz dediğimiz gibi. O zaman 4000'liklerden kullanabiliriz bir. Mesela Neymar'da deneyeceğim. Seviye antrenmanı mesela. Mesela bir tane 4000'lik basarsak Neymar'a. Artık kaç tane oluyor? 10 tane oluyorsa Neymar'a. O zaman oyuncu ilerlemesinde sadece takım oyun tarzı ustalığı top çevirmeyi verirsek. Aa, 2 tane alayım zaten. 8 tane de ona bassak en azından 86-87 seviyelerinde oynar. Tamam. 88. Aynen öyle bak. Böyle daha mantıklı. Çünkü hepsini tamamen fullemeye kalkarsak bu sefer satacak oyuncu kalmıyor. Şu an ikonlara dadanmak zorunda kaldım. O yüzden Kante, kanka sen mi git? Kante aslında 5 yıldız oyuncu silmektense 3-4 yıldız oyuncu silmek daha mantıklı. Beşiktaş challenge yapar mıyım ya? Kuvarajma challenge yapar mıyım? Abi şu an çok kararsız kaldım. Enes Ünal'la challenge yapmam ya. Yaparsam da DP 100 antrenmanı veriyor abi. Sattığına değmez Enes'i. O zaman sırala genel derece günah bizden gitti baba. Biz bu yola baş koyduk. Günah bizden gitti. Birazcık ikonlardan vazgeçeceğiz gibi. Mesela Casillas'ın Legend'ı vatana millete hayırlı olsun. Casillas'ın Legend'ı gitti abi. Ondan sonra Romario'nun diğer bir tane daha vardı. Onu da gönderiyoruz. Aha, o da gitti. Ondan sonra bayağı şu an challenge yapıyor gibi şey istiyoruz ya. Baba serbest bırak, bunu da sat. 3. En azından kadrodaki oyuncuların çoğuna bir basalım. Ondan sonra başka oğlum sırf onlara fulleyek diye. Şu an bayağı oyun siliyoruz ya. Moralim de bozuldu ha. Bayağı legend sildim şu an. Oo, en iyi oyuncular sildim. Hepsini sildim. Baba Oliver Kahn, bunu da al. En azından paramız da artsın da daha sonra oyuncu alma şansımız olsun kanka. Şu Iniesta'yı da satsak. Tamam bayağı oyun sattık. Şimdi takıma göre tekrar bakalım. O Vieira tamam, Haaland da tamam, Makele.
Şimdi sırala... Abi bu takıma göre niye burada sıralanmıyor ya? Alınma sırasına göre baktığımızda eksik kim kaldı? Tamam, onları ellemeyeceğim. Sırala. Pozisyona göre bakalım abi. Kimler almıştık? Romario var. Heh. Bu Romario'nun şey yapalım. Sözleşmesini yenileyelim. Bu Romario'yu yükselteceğim. En azından az da olsa Romario'nun takım oyun tarzını yükseltelim. Bir tane yükseltelim abi. Her oyuncuya bir tane vereceğim. Bir tane verdiğimde zaten takımı bir yere kadar getirebiliyor. Bak 8 oldu. Oyuncu ilerlemesi diyelim. Takım oyun tarzı ustalığı, top çevirme. Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam abi. Top çevirmeyi de hallettik. Bunun da top çevirmesini hallettik. Oyuncu seslerini de bunu da verelim abi. Hepsini de şeye verelim. Neyse böyle. 91 olsun. Güzel, tamam. Romario'yu da hallettik. Şimdi Van Dijk var şu an. Öyle hatırlıyorum. Carlos'lar var. Kafu var. Oo, daha bir sürü oyuncu var lan. Maradona'yı da aldık değil mi? Bunu da yükselteceğiz. Maradona'yı da yükselteceğiz. Seviye antrenmanı neyse, ama Messi var orada ya. Aga ben bu Maradona'ya para vereceğim ha. Baba çiçek gibi Messi'miz var ya. Vallahi billahi yemişim Maradona'sını ya. Messi ile oynarım aga ben. İki türlü Messi adamdır. Hepsini de yemezsin kanka, bir tane olur, bir tane. Ben yedi seviyorum dedim, ben yükselir. Tamam, oyuncu ilerlemesi Messi kardeşim. Messi'ye zaten güç ilerlemesine ihtiyacımız yok. Tamam, iki tane bunu verdik abi. Dört tane daha kaldı bile. Dört tane daha kaldı bile yani. O konuda sıkıntımız yok. Böyle mantık, daha mantıklı böyle ilerlememiz. İyi baba, 95. Takımı çakoyarsan 96 olur, 97 olur. Messi babayı da aldık, takıma koyduk. Tamam. Ronaldinho'yu alacağım. İkon Ronaldinho var zaten. İkon Ronaldinho'yu basmak varken ben kaldırıp da niye Legend'a basayım ki? Dur. Şöyle. Baba seviye antrenmanı. Konu var çünkü Legend'ın bir mantığı kalmıyor. Bir tane yeterli. Hocam top çevirmeye de bak, gene iki tane. Barcelona'lı oyuncular Allah'tan çok fazla yemiyor. Sadece iki tane yiyor. Bu da bizim için gerçekten mutlu edici bir durum. Böyle önerilerini de attık abi. Bak güzel, hepsi elle tutulur bir seviyeye geliyor en azından. Bizim için çok mantıklı. Çünkü bir oyuncu tamamen fullleyip döbülenin boş kalması mantıksız. De Bruyne var. De Bruyne'i de yükseltmem lazım mesela. Ama De Bruyne'e iki tane verebilirim kanka. Bir tane versin. Bir tane yeterli kanka şimdi. Çünkü diğer... Oyuncular da var. Oo, 18 alıyormuş. Bayağı iyi. Bu da Guardiola'nın çalıştırdığı takım olduğu için bu da 80'di diye hatırlıyorum. Kendi oyuncuları 80 oluyor Guardiola. Tabii bunun hepsini 99 yapmanıza da hiç gerek yok arkadaşlar. Ben 99 yapıyorum ama. 90 da olur. Hatta herkes 100 ise biri 70 de olur. 60 da olabilir. Hani 80 de olabilir. O size kalmış. Baba bu adamı savunması ne alaka ya? Ha? Tamam, tamam. De Bruyne'i de aldık baba. De Bruyne'i de aldık, koyduk. Ondan sonra geri diyelim. Ondan sonra başka kim var? Legend Cafu mu daha mantıklı, Arnold mu daha mantıklı? Arnold alırsak aşağı bakma ihtimali de var ama ya Cafu'yu zaten diğer takımda oynatıyoruz abi. Bunu da ben Legend şeyi ya, Arnold'u fullemek istiyorum baba be. Bir Arnold yapmak istiyorum kanka. Çünkü oynatmak istiyorum. Burada Legend Cafu'yu geri çıkabiliriz. Tamam mı? Ne yapalım? Oyuncu elemesinde takım oyun tarzını top çevirmeye yapalım. Jürgen Klopp'un oyuncusu olduğu için bu şu an hızlı kontratakta. Baktığımız gibi hızlı kontratakta da oynamıyormuş abi. Jürgen Klopp'a az insan saygı gösterir kardeşim. Şöyle yaptığımızda baba bir dediğimizde top sürme olsun ya. Arnold'un şutuyla işimiz yok baba. Tamam baba, burayı da fullledik. Arnold'u da fullledik. Birkaç oyun değiştirdik bak, iyi hesapladığımızdan. Buraya gelince farklı oldu. Buradaki Carlos'umuz var baba. Carlos'un da sözleşmesi yeniliyor. 60 gün boyunca sürüyor. 60 günden sonra Allah kerim. Seviye antrenmanına gelelim. Bu Carlos'u da bir yükseltelim. Bir tane buna verelim abi. Bir bir veriyoruz şu an takımı. En oynatılabilir düzeye çekiyoruz abi. Nasıl yapıyorduk? Şimdi oyuncu ilerlemesine geldik. Takım oyun tarzı... Oo, 5'ini burada yedi ya. Kanka hızlı kontra takmış Carlos. Acaba hangi hocaya bağlı olarak kalıyor? Bunu da aldık baba. 90 oldu. Carlos'umuz da atana millet hayırlı olsun. Tamam. Bu Carlos'u da almış olduk baba. Ondan sonra stoperlerde Beckenbauer falan full. Koulibaly'e zaten bastık. Van Dijk ve Aldair'e basmamız lazım. Son ikisini de Van Dijk, Aldair ve Casillas'a mı? Son 3 tane. O zaman şöyle yapalım. Oyuncu gelemesi. Van Dijk'ı da yaptıktan sonra takım oyun tarzı ustalık. Top çevirme. Bunu da fulledik abi. O zaman kim yapalım ki? Ben çok kararsız kaldım. Sen? Oyuncu sesleri. Buna da geldik abi.
Van Dijk'ımız da 89 oldu. Sıkıntı yok zaten. Bunlar yükselir abi. Şimdi Aldair var. Bir de kalede Casillas var. Baba şu Casillas'ı alalım. Casillas bizim için daha önemli. Casillas'ı almak daha mantıklı. Sözleşme yenilemezse Aldair'in yerine hiç yoktan herhangi bir oyuncu koyabiliriz aslında ama şu an bir kişi daha silerim. Ben Aldair'i de fullerim. Oyuncu yenilemesi diyelim. Casillas'ın da takım oyun tarzını yükseltelim. Ne oldu? Oyuncu yenilemez. Önce seviye. Haa. Kanka ben unutmuş onu ya. Pardon sayın konamayacağım. Saat kaç? 6.56. Yani insan yükse gelebiliyor. İnsan yorgun düşebiliyor. Sabahın 7'sinde millet mışı mışı uyurken biz burada video çekiyoruz aslanım. Kendine gel Konami. Haydi baba, haydi şimdi bunu da hallettik. Bir Aldair mi kaldı? Aldair'i de yaparız baba. Bunu da aldık şöyle. Casillas'ımız 93 oldu. 98'e kadar yolu var. Onun üzerine şu an bir tane oyuncu silelim. Son bir oyuncudan vazgeçelim. Casillas'tan vazgeçelim abi. Bu Casillas'tan vazgeçek. Ne yapalım bu Casillas'tan vazgeçtikten sonra? En aşağı gelelim stopere Aldair'e. Aldair'i en azından oynatmış olalım. Kuru boş beleş beklemesin. Neuer'e de aslında bir tane oyuncu basabilirim. Son kişi olarak Neuer'i basalım lan. Neuer herkes basmış olduk da Neuer'e basmadık. Neuer şu an daha mantıklı. Haydi hızlı kontratağa basıyorduk. Dur tamam. Ya, oyun tarzını fullemek daha önemli de işte. Tamamen fullersen de diğer oyun tarzına dönünce oyunun hiç oluyor. Hani oyunun geriye döndürme ihtimali olmuyor. Değişik. Bu çok saçma bir mantık. Ben mesela hızlı kontrata bastım Ronaldo'yu örnek veriyorum. Baba ben şey yapmak istiyorum hani değiştirmek istiyorum ya. Ben top çevirmeye geçmek istiyorum. Ne olacak? Ronaldo'yu ben geri top çevirmeye döndüremiyorum. Baba en son en altta son kardeşim. Neuer'i de alalım. Sonuncu da Neuer'e basalım. Geldik. Oyuncu derlemesine de geldik. Tamam. Allah'tan Guardiola Bayern Münih'i de çalıştırmış da direkt 3'te oluyor. Yani Guardiola sayesinde takım bir şahlandı yani. Çok fazla harcamadık. Neuer kardeşimizle 90'a çektik baba. Şimdi takımdaki tüm oyuncuları yaptık diye hatırlıyorum. Birkaçını değiştirdik onların yeni değiştireceğim. Ondan sonra bakalım. Şimdi oyun planına geldik baba. Oyun planına geldik. Takım oyun tarzı 99. Aa, Bernardo Silva'ya dokunmamıştı. Başka kime dokunmadık biz? Ronaldinho onu şeyini fullledik. Yanlış kafa. Aa, biz Arnold'u fullledik. Bir saniye sırala. Takım oyun tarzı seviyesi. Baba Arnold'u çektik buraya 90. Şöyle Maradona'nın yerine. Şimdilik şöyle ama Bernardo Silva'yı da oynatırım aslında. Bernardo Silva da oynar her türlü. Messi de oynar aslında. Messi'yi koyalım şimdilik. Bernardo Silva'yı durumu fulleriz. Unuttum onu. Onun üzerine başka kimi fulledik? Bu Ronaldinho'yu fulledik biz. 96 oldu. Onun üzerine başka yedeklerde bir Del Piero var. Del Piero'yu unutmuşuz biz ama orada Neymar almaya karar verdik. Başka sol açık olarak da Mbappe'yi de fullemeyi unutmuşuz. O zaman o Del Piero yerine şimdilik bir oyuncu olarak şey koyalım ya. Başka bir oyuncu koyalım. Onu hallederiz. Mesela Iniesta zaten 80 bunun oyun tarzı. Böyle. Daha oyuncuların hepsini fullemedik. Şu an tüm oyuncularımızın hepsini sadece bir kere antrenman bastık. Basmayı unuttuğumuz iki oyuncumuz var. Bernardo Silva ve Mbappe. Onlar da basılır. Hiç sıkıntı değil. Kalktı ama harika oldu. Top çevirmede neler yapabileceğiz? Onu da bir sonraki videoda gösterelim. Video zaten çok uzun oldu. Editörümüzü de buradan bol şans diliyoruz. Eminim ki size akıcı güzel bir video hazırlamıştır o da. Videoyu beğenseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere günaydın. Bana da iyi geceler. Hoşça kalın.